kaldıraçlar. Destek ortada. Kaldıraçlarda eğer desteğimiz ortadaysa yine kaldıraçların denge prensibi ile çalıştığını söyleyebiliriz. Yani desteğimize göre moment alacağız. Kuvvet çarpı kuvvet kolu yani F çarpı X eşittir P çarpı Y'dir diyebiliyorum. Yani kuvvet çarpı kuvvetin desteği uzaklığı eşittir yük çarpı yükün desteği uzaklığıdır diyebilirim. Desteğin ortada olduğu Kaldıraç sistemlerine örnek vermemiz gerekirse tahtirevalli veyahut da makas bunu örnek olarak verilebilir. Desteğin uçta yükün ise ortada olduğu basit makine sistemleri. Yine ne yapacağız? Desteğimize göre moment aldığımızı kabul ediyoruz. Kuvvet çarpı kuvvetin desteği olan uzaklığı x eşittir yük çarpı yükün desteği olan uzaklığı y ise f çarpı x eşittir p çarpı y'dir diyoruz. Buradaki sisteme örnek vermemiz gerekirse bir el arabası veya ceviz kıracağı buna örnek olarak verilebilir. Destek ve yük uçta ise yine ne yapıyoruz? Desteğimize göre moment alacağız. Kuvvet çarpı kuvvetin desteği olan uzaklığı F çarpı X eşittir P çarpı Y'dir diyebilirim. Yine sistemimize örnek vermemiz gerekirse cımbız veya maşa buna bir örnektir diyebiliyoruz. Şekildeki kaldıraç sisteminin kuvvet kazancı kaçtır denilmiş. Kuvvet kazancını tanımlarken kuvvet kazancı yük bölü kuvvetti. O zaman sistemimizde desteğimize göre momentimizi alalım. P çarpı 2 eşittir kuvvet çarpı kuvvetin desteği olan uzaklığı 4. Buradan da P bölü F'in artık 2'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Yani kuvvet kazancımız 2 imiş. Sistemdeki kuvvet kazancı ne kadarsa yoldan kaybımız da o kadar olmak zorunda. Yani yol kaybımızın da 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. <laughs>